Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda da Avrupa'ya göç eden Türk kavimleriyle göç etmeyen Türk kavimlerini aktarımını yapacağım. Çünkü ÖSYM soru sorarken hangileri Avrupa'ya göç etmiştir, göç etmemiştir şeklinde bir ayrıma gidebiliyor. Ki bunu yaptığı zaman Avrupa'ya gidenlerin Hristiyan olduğunu, gitmeyenlerin ise Hristiyan olmadığı şehrindeki bir yargıya da kaynalık getiriyor bu bilgiyi. Ben de o şekilde anlatacağım. Zaten birazdan da bununla ilgili bir soru çözümü yapacağız. Peki Avrupa'ya göç eden Türk kavimleriyle başlayalım. Hunlar göç etti mi etti. Zaten deminden anlattım. Avrupa onları ve Asya onları diye. Avarlar göç etti mi? Evet. Avarlar ve Hunlar hem Asya'da hem de Avrupa'da devlet kurdular. Bir önceki videomuzda zaten bunu gibi soru çözmüştük. Avarlar arkadaşlar Hristiyanlığı kabul eden İlk Türk kavmidir. Evet bakın bu önemli. Avarlar bir de arkadaşlar İstanbul'u ilk kez kuşatan Türk devletidir ki sınavda bir, bir tur soruldu bu sorumuz. Bulgarlar. Bulgarlar arkadaşlar kurucuları Kubrat Kağan'dır ki bunlar Hunlar ve Oğuzların karışımı diye aktarılır. Kubrat'ın ölmesi sonrası ikiye bölündüler. Ve bunlarla ilgili bir diğer bilgimiz İstanbul'u kuşattılar. Birazdan bununla gibi soru çözümü yapacağım. Ama önce şu Bulgarları bitirelim. Arkadaşlar Bulgarlar ikiye bölündü. Tuna Bulgarları var. Hristiyan olmuşlardır ki. Bugünkü Bulgaristan. Hristiyan oldu. Şimdi de Slavlaştılar. Ama İtil Kama Bulgarlara Bunlar Almış Kağan. Ya da Almış Kağan. Döneminde İslamiyet'i devlet dini olarak kabul eden ilk Türk devletidir. İslamiyet'i de İbni Fadlan isimli bir Arap seyyah, tüccar tebliğ etmiştir. Dikkat edeceğiz. İslamiyet'i devlet dini olarak ilk kabul eden Türk devleti İtil, diğer adıyla Kama Bulgar devletidir. Şimdi Bulgarlar ilgili nasıl bir soru gelebilir? Arkadaşlar, İstanbul'u kuşatan Türk devletleri hangileridir diye sordum. Onların böyle bir yaptığı etkinlik yok. Avarlar ilk kuşatan, Bulgarlar ise ikinci kuşatandır. Tabii ki alamadılar. En son Osmanlı Türklerine nasip olacak. O yüzden sorumuzun cevabı 2 ve 3. Henüz bu haliyle bu sorumuz sorulmadı beklemede. Peki Macarlar Avrupa'ya göç devam ediyorum. Kendilerini Atilla'nın torunları olarak görüyorlar. Ha, demek kendilerini Hunların devamı değil mi? Atilla Hunların hükümdarıydı. Zaten Macaristan biliyorsunuz İngilizcede Hun Gari diye yazılar. Bakın oradan da aklınıza gelebilir. Hunların devamıyız biz diyorlar. Bunlar ilk Türkoloji Enstitüsü'nü kuran Türk devleti olmuştur. Bir de güncelimiz var arkadaşlar. 2008'den bu tarafa Türk dünyası kur kurultaylarını hangi ülkede yapılmakta? Cevap Macaristan'da yapılmakta. Kumanlar diğer adıyla Kıpçaklar. En savaşçı Türk kavmi. O kadar savaşçılar ki Ruslarla baya baya savaşmışlar. Ve bu yaptıkları mücadele Ruslarla Rusların Igor destanını oluşturmuş. Oğuzlarla yaptıkları mücadeleler ise Dede Korkut destanının konusunu oluşturmuştur arkadaşlar. Kumanlar deyince Kodeks Kumanikos isimli bir Türkçe sözlükleri var. Ki zaten bakın Cuman bunu K diye okursanız Kuman kelimesi zaten geçiyor. Kumanların kitaba sözlüğü diye bir kitapları var. Bunların savaşçılıklarından dolayı arkadaşlar Türkistan devletleri döneminde Mısır'da kurulan Eyyubiler ve devamında Memlükler Kuman gençlerini ordularında kullanacaklar ki Eyyubi ve Memlüklerin ordularında kullandığı bu askerlere Kuman Kıpçak kökenli askerlere kölemen ya da memlük adı verilecek ki daha sonra memlükler diye devleti de zaten bunlar Mısır'da kurucu olacak. Peçenekler. En çok sorulan ve sorulma ihtimali olan olay şu. Bunlar devlet kuramadılar. Boylar federasyonu şeklinde yaşadılar. Yani siyasi bir birlikten mahrum yaşamışlar. Bir de bunlar arkadaşlar Bizans'ta ücretle askerlik yapmışlardır ki Malazgirt savaşında taraf değiştirmeleri yönüyle de Malazgirt anlatırken konuşacağız. Uzlar dedim. Aslında Oğuzlar. Çünkü Oğuzlar arkadaşlar çok kalabalık bir kavim. Bir kısmı Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya, bir kısmı da İran Anadolu'ya doğru gelecek. İşte Avrupa'ya doğru gidip orada Hristiyan olanlarına Uz diyeceğiz. Uz Bunlar da Bizans'ta yine ücret askerlik yaptılar. Aynı peçeneler gibi. Aynen bunlar da Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusundan Selçuklu ordusu tarafına geçiş yapacaklar. Gagavuzlar. Evet günümüzde hala bu isimde yaşıyorlar. Günümüzde Moldova denilen devletin içinde özel bir cumhuriyet olarak yaşamaktalar. 1991'de SSCB'nin dağılması sonrası Moldova'da da bağımsız oldu biliyorsunuz. Moldova'nın içinde de Gagauzya Özel Cumhuriyeti'ni Stefan Topal kurdu. Bakın soy ismi Türkçe. Bunların günümüzdeki özelliği şu. Tabii ki Hristiyanlığı kabul ettiklerinden dolayı Slav kültürüne etkilenmeleri gayet normal. O yüzden genelde ön isimleri Slavlaşmış ama soy isimleri genelde Türkçe arkadaşlar. Evet Hristiyan olduğu halde Türklüğünü koruyan tek Türk devletidir. Ama bu bir istisna. Günümüzde Moldova'dalar. 350 bin civarında nüfusları var. Birazdan biz Hristiyanlığa geçenlerin asimile olduğunu konuşacağız. Gagavuzlar bir istisna arkadaşlar. Evet uyarımızı verelim. Avrupa'ya giden Türk kavimlerine ne oldu? Bunlar Hristiyanlığı kabul ettiklerinden dolayı asimile oldular. 2- yeni göçlerle beslenip sayı üstünlüğünü ele geçiremediklerinden... Mete ile Töman niye Çin'e gidip yerleşmiyordu? Sayıca azam İstediğin kadar köklü, kaliteli kültürün olsun, sayıca az kalırsan yıllar içinde asimilasyona uğrarsınız arkadaşlar. Yine göçebeyken yerleşik hayatın içine girdiklerinden ve de başka devletlerin egemenliğinde yaşadıklarından asimile oldular. Yani kültürlerini kaybettiler, çoğu da sılavlaştı diyeceğiz arkadaşlar. Bakın buradan da böyle bir sorumuz gelebilir. A, B, C, D, E ya da işte ne bileyim köylü bir kültüre sahip olunmadığından asimile oldular. Hayır. Böyle bir şey yok. Hangisi asimil olun nedenlerinden değildir derir. Türk kültürü bilakis dünyanın en köylü kültürlerinden biridir. Ama dediğim gibi istediğin kadar köylü ol sayıca az kalırsan o bölgede ergeç asimilasyona uğrarsınız arkadaşlar. Tekrar söylüyorum gagavuzlar istisna istisnalar kaideyi bozmasın. Peki göç etmeyenleri bir konuşalım şimdi de. Göç edenler ve etmeyenler dedik ya. Göktürkler göç etmedi. Anlatımını önceki videolarımda yaptım. Uygurlar da göç etmedi. Kırgızlar. Zaten günümüzde Kırgızistan var değil mi? Uygurları yıkarak kurulmuşlar bakın. Merkezleri bunların da Ötüken. Bakın Ötüken önemli. Günümüzde Moğolistan sınır içinde. Moğollara ki Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk devleti Kırgızlar olmuş. 1991 yılında yeniden bağımsız olacaklar biliyorsunuz. Türk işler çok önemli. İkinci yerleşik hayata geçenlerdir. Yani yerleşik kültürün tamamlayıcılara. Başlatıcısı yerleşik kültürün Uygurlar. Tamamlayıcısı Türk işler. Türk işlerin bir özelliği var. Sulu Kağan döneminde ki adamın isminin bir önemi yok Kağan'ımızın. Emevilerle savaşıp Emevilerle savaşıp İslam'ın Orta Asya'da yayılmasını geciktirdiler. Daha doğrusu bu adamların derdi İslam değildi. Emeviler ırkçıdır, Arapçıdır. İslam'dan ziyade Arap ırkçılığını empaz etmeye çalışıyorlar. İşte bu yüzden sorularda Orta Asya'nın Araplaşmasına engel edişeğinde soranlar da var. İslam'ın yayılmasını geciktirmişlerdir diyen de var. Bunların bir de Bagat Arkan'ı var arkadaşlar biliyorsunuz. O da kendi adına para bastıran bir Türgüş Kağan'a. Karlılar, İslamiyet'e geçen ilk Türk kavmi, dikkat! İslamiyet'i devlet dini olarak kabul eden ilk devlet İtil Kamabulgarları, değil mi? Bu ise daha kavim, kavim bu. Karahanların temelini oluşturacaklar. Karahanlar da zaten İslamiyet'i Orta Asya'da kabul eden ilk diyeceğiz. Dikkat ettiniz değil mi? İslamiyet'i ilk kabul eden İtil Bulgar Devleti'dir. Ama Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden kavim dersem Karluk, Orta Asya'da İslam'ı kabul eden devlet dersem Karahanlılar diyeceksiniz arkadaşlar. Evet Oğuzlar ki Anadolu Cumhuriyeti'nin çoğu da Oğuz zaten. En kalabalık, en teşkilatçı kavim bu. Bir kısmı Avrupa'ya göç etti ki onlara uz dedik. Ama bir kısmı İran Anadolu'ya doğru geldi ki bugünkü Azerbaycan, Bugünkü İran'ın kuzeyi ve Anadolu coğrafyası, biraz Suriye, Irak civarında da mevcutlar. Oğuzların Müslüman olanlarına ne isim vereceğiz arkadaşlar? Türkmen. Aha size soru. Bunun çıkma ihtimali yüksek. Oğuzların Müslüman olmuşlarına ne ad verilir? Türkmen. Hristiyan olanlarına ne dedik? Oğuz. Dediğim gibi en kalabalık, en teşkilatçı Türk kavimdir arkadaşlar. Peki uyarımızı verelim hemen. Avrupa'ya göç etmeyen Türk kavimleri ne oldu? Yıllar içerisinde, yıllar içerisinde İslam'a geçtiler. İslamiyeti kabul ettiler. Peki İslam'a geçmelerine rağmen bunlar türlüğünü korudu. Din değiştirilmesine rağmen türlüğün korunabilmesi, kültürün korunabilmesi işte Türklerin köklü bir kültüre sahip olduğunun göstergesidir. Ki arkadaşlar İslam'a geçip de milliyetini koruyan iki etnik grup kalmıştır. Biri İran'daki Faslar, diğeri de biz Türkler oluyor. O yüzden köylü bir kültüre sahibiz diyeceğiz. Evet, şimdi soru kalıbımızı gösterelim uygulamalı bir şekilde. Ben size buradan üç tane soru ürettim. Bir, Yukarıdaki Türk kavimlerinden hangileri Avrupa'ya göç etmişlerdir? Hunlar göç etti değil mi? Bir var. Virgül. Uygurlar göç etmedi. A Avarlar göç etti. Üç var. Artı koyalım göç edenlere. Kumanlar göç etti. Dört. Kırgızlar göç etmedi. Türk işlerde göç etmedi. Sorumuzun cevabı bir, üç ve dört oldu. Peki, soru 2. Yukarıdaki Türk kavimlerinden hangileri Hristiyanlığa geçmişlerdir? Ha, ne yapacağız? ÖSYM'nin kalıbı bu. Kimler Avrupa'ya gittiyse onlar Hristiyan olmuştur. Gitmeyenler olmamıştır diyeceğiz. Yani aslında bir numaralı soru ile 2 numaralı soru aynı şey arkadaşlar. O yüzden direkt 1 3 ve 4 numara diyebiliriz. Yani cevabımız aynı. Peki soru 3 ne diyor? Yukarıdaki Türk kavimlerinden hangileri Avrupa'nın etnik ve kültürel yapısına etki etmiştir? Aynı şeyi sordu gene ÖSYM. E. Kim Avrupa'ya göç ettiyse o Hristiyan olmuştur. Kim Avrupa'ya göç ettiyse Avrupa'nın etnik ve kültürel yapısını etkide bulunmuştur. Yani cevap yine Hunlar, Avarlar ve Kumanlar olacaktır. Buraya çoğaltıp işte peçenelerim Avrupa'ya göç ettiler ya ona da artı değer miyim? Evet derim arkadaşlar. Göç edenlerle etmeyenler işte bu yüzden bu üç tarzdaki soru için bileceksiniz. Evet bir de diğer Türk kavimlerinden bahsedeyim. Bunlardan birincisi Hazarlar. Hazar denizinin kuzeyi bunlar. Zaten Hazar denizi bunların adı. Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devletidir. Bana üstün kültür durumundayken din değişikliği yapan iki devlet söyleyin desem. Bir numara Uygurlar, iki numara Hazarlar diyeceğiz. Ya da hoşgörüsüyle ön plana çıkan iki Türk devleti kimdir? Uygur ve Hazarlardır diyeceğiz. Bunlar Kürk yolunu kurup işletmişlerdir. Emevilerle savaşıp Kafkaslar'da Arapları engellediler. Ha, Birazdan soru kalabalıkta da göstereceğim. Irkçı Emevilerle savaşan, Türk dünyasını koruyan Orta Asya'da Kafkaslar'da Hazarlardır diyeceğiz. Bunlar arkadaşlar ordularında ücretli asker bulunduran tek Türk devletidir. Aman dikkat! Kalkıp Bizans'ta ücretli askerlik yapanlarla karıştırmayın. Onlar Peçenek ve Oğuzlar'dı. Bunlar kendi ordularında paralı asker bulundurdu. Normalde Türk orduları ücretsizdir deriz. Ama Hazarlar istisna. Ticaretçi bunlar para bol. Sakalar, İskitler. Arkadaşlar tarihte bilinen ilk Türk kavmidir. Aman dikkat! Bakın devlet olarak ilk Türk Devleti kimdir dediğimizde Asya Hunlarıdır ama bunlar kavim bunlar kavim yani tarihler Hunlardan daha eskiye gidiyor ama devlet kurmuşlukları Hunlardan sonraya denk geliyor Tabii bunlar arkadaşlar Bozkır'ın kuyumcuları olarak bilinir birazdan kültür medeniyet videolarında göstereceğim inanılmaz harika madencilikleri var tamamıyla Bozkır'ın kuyumcuları sıfatını hak ediyorlar. Tomris Hatun çok popüler bir isim değil mi? Dünyanın ve Türk dünyasının bilinen ilk kadın hükümdarıdır. Ve Amazon kadınları arkadaşlar olarak bilinen savaşçı kadınların İskit kadınları olduğuna dair genel bir kanaat vardır tüm dünyada. Bunlarla ilgili İskitlerle ilgili bileceğimiz temel bilgiler bunlar. Bir de edebiyat bölümünde şu ve Alpertunga destanlarından bahsedeceğiz. Sibirler ya da Sabirler. İsminden belli zaten Sibirya'ya göç etmiş bunlar. Günümüzde Yakut, Tuva ve Hakas türleri adıyla da yaşamlarını sürdürmekteler. Tabgaçlar Hun türlerinin Çin'e göç edenlerinin kurduğu bir devlet olduğunu söylemiştim. Bir daha vurgulayalım. Hun türleri bir kısmı Balamir Avrupa'ya gitti. Avrupa onlara. kalanlar ise Çin'de, Kuzey Çin'de tabgaçları, Afganistan'da da Akun, diğer adıyla Eftalit devletini kurdular demiş idik. Evet arkadaşlar şöyle bir bağlantı yapalım son olarak. Sırasıyla Anadolu'ya, şu anki Anadolu civarında insan olduğumuz için çok önemli. Anadolu'ya keşif seferleri yapanlar var. Avrupa Onları, Ulduz Kağan döneminde Sibirler ya da Sabarlar keşif seferi yaptı ve İskit Sakalar da yaptı. Bunların haricinde ise Oğuzlar ise keşif seferi değil, yerleşmek amacıyla geldiler. İşte bak ne güzel bir soru çıktı. Şuradan atmasyon yapıyorum. Şuna 1 dedi Sibirler. Şuna 2 dedi İskitler. Şuna 3 dedim Oğuzlar. Hangileri Anadolu'ya yerleşmek, vatanlaşmak amacıyla keşif seferleri yaptı ya da geldiler desek cevabımız ne olur? Tabii ki sadece Oğuzlar olur. Ötekiler Keşif amaçlı gelmişler. Evet. Araplarla mücadele ederek Türklerin Araplaşmasını engelleyen Türk devletleri hangileridir? Henüz çıkan bir soru değil. Arkadaşlar. Orta Asya'da nehir bölgesinde Türk işler. Kafkasya'da ise Hazar Türkleri mücadele etti. Sadece bu ikisi var. Üçüncüsü yok. O yüzden bu sorumuzun cevabı 1 ve 2 olacaktır. Henüz kullanılmadı. O sebeple burada çözümünü yaptım. Evet bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda Orta Asya Türklerinin kültür ve medeniyetine başlayacağız.